Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle çok beğeneceğiniz kozalak mantısı tarifiyle geldim. Özellikle böyle Ramazanda davet sofralarınıza yapabileceğiniz harika bir lezzet. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarifimizin detaylarına geçiyorum. Ben bu tarifte 2 adet yufka kullanacağım. Öncelikle yufkalarımı üst üste olacak şekilde seriyorum. Sonrasında ortadan ikiye katlayarak D şekli veriyorum. Şimdi üçgen olacak şekilde katlıyorum ve bir kez daha katladıktan sonra yufkamı üçgen dilimleri olacak şekilde keseceğim. Bu şekilde yaparsanız çok kolay bir şekilde üçgen dilimler elde edersiniz uç kısmından başlayarak tam ortalı olacak şekilde yufkamızı keselim. Evet böyle açtığınız zaman gördüğünüz gibi üçgen yufkalar elde ediyoruz. Bu yöntemle yapmanızı tavsiye ederim. Kesimi çok kolay oluyor. Evet şimdi bu yufkalarımızı tekrar bir kez daha keseceğiz. Olabildiğince küçük parçalara ihtiyacımız var çünkü. Şimdi bir adet yufkayı 3 parçaya keseceğiz. Uç kısmından başlayın ki bütün yufkalar eşit olsun. Evet, kesmiş olduğumuz her bir yufkayı da 3'e kestikten sonra bütün yufkalarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Yufkalarımızın hepsini hazırladık. Şimdi sarma işlemine geçebiliriz bir tane pipete ihtiyacımız var. Pipeti yufkanın baş kısmında koyarak elimizle sıkıca saralım. Uç kısmında biraz boşluk bırakıp onu mutlaka suya batıralım ve o şekilde saralım. Eğer bu şekilde yaparsanız pişerken kesinlikle açılmayacaktır. Bunu ihmal etmeyelim. Evet bu şekilde pipetten dikkatlice çıkaralım. Gördüğünüz gibi şekli muazzam oluyor. Biraz oyalayıcı olsa da ortaya çıkan bu güzel sonuç için gerçekten değer. Çok şahane bir lezzet çıkıyor çünkü. Evet aynı şekilde bütün yufkalarımı sarmaya devam ediyorum. salatalarımın hepsini sardım. Geniş bir tabağın içerisine koydum. Bunları birazdan kızartacağız. Ben şimdi üzeri için bir kıymalı sos hazırlayacağım. Tavamı ocağa aldım. Üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ekliyorum. Bir tane orta boy kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım. Ve onu da içerisine ilave ediyorum. Soğan hafif pembeleşene kadar kavuralım. An pembeleştikten sonra şimdi üzerine kıymasını ekleyeceğiz. Ben 150 gram kıyma kullandım ama 100 gram bile kullansanız yeterli. Çünkü ben kıymanın hepsini kullanmadım. Evet kıymamızı da bu şekilde karıştırarak kavuralım. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca kavuralım. Kaşığın tersiyle de bastırın ki içinde topak kalmasın. Kıyma kavrulduktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı biber salçası ekledim. Dilerseniz domates salçası da kullanabilirsiniz. Salçayla birlikte de 2-3 dakika boyunca kavurmaya devam edelim. Son olarak baharatlarımızı ekliyoruz. Yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığına yakın da tuz ilave ettim. Sizler tuz miktarını damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Baharatlarla birlikte de şöyle 1-2 dakika daha kavuralım ve ocağın altını kapatalım. Bu şekilde kıymalı harcımız da hazır olmuş olacak. Biz de hemen hazırlamış olduğumuz yufkaları kızartma işlemine geçiyoruz. Tavamıza yağımızı alalım ve yağı biraz bol koyalım. Ee, i̇yice kızdıktan sonra yufkaları içerisine bırakalım. Bol yağda kızarması önemli. Ee, her yeri nar gibi e, olması gerekiyor. Eğer yağ az olursa bir tarafı az kızarır, bir tarafı beyaz kalır. Bunu istemiyoruz. Böyle altın sarısı renginde e, yufkalar olsun istiyoruz. Yağ bıraktığınız zaman hızlı bir şekilde pembeleşmeye ve kızarmaya başlıyor zaten. O yüzden bir kevgir kaşık yardımıyla sık sık çevirelim. Her yeri eşit olsun. Evet tam da bu renge geldikten sonra havlu kağıt sermiş olduğumuz bir servis tabağını alalım. Çıtır çıtır çok güzel oluyor. Aynı şekilde kalan yufkaları da kızartmaya devam ediyorum. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, bir emoji ya da izlediğinize dair ufak da olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ben de bu şekilde izlemiş olduğunuzu anlarım. Şimdiden yorum yapan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet yufkaları görüyorsunuz. Hemen yağ koyar koymaz böyle hafif hafif rengi dönmeye başlıyor. Altın sarısı rengini aldıktan sonra servis tabağıma alıyorum. Son yufkalarımı da kızarttıktan sonra artık sunum aşamasına geçebiliriz. Geniş yayvan bir servis tabağı tercih etmenizi öneririm. Öncelikle bir sıra böyle kenar kısmına dizelim. sonrasında orta kısmına da daha küçük daha böyle topak olanları da e, orta kısma yerleştirelim. Bu şekilde sunum olarak e, çok güzel oluyor. Ama sizler farklı şekilde tabii ki servis edebilirsiniz. Yufkalarımızı servis tabağına dizdikten sonra bir kase sarımsaklı yoğurt hazırlayalım. Orta kısmına bolca dökelim. Böyle hafif üzerlerine de, de gezdirebilirsiniz. Dilerseniz tamamını da tabii ki dökebilirsiniz ama bu şekilde daha güzel oluyor çok fazla böyle yumuşamıyor. Hazırlamış olduğumuz kıymalı harcımızı da tam orta kısmına koyalım. Ben çok az bir şey bıraktım çok fazla üzerini kapatmaması için. Dilerseniz tamamını da üzerine koyabilirsiniz. Son dokunuş olarak e, maydanoz serpiştirdim üzerine böyle ince ince kıydım ve üzerine böyle bolca gezdiriyorum. Artık bu nefis kozalak mantımız servis için hazır. E, normalde bunu ben mutfakta çekiyordum o yüzden görüntü çok güzel değil akşam saatleri olduğu için e, sizler için böyle hemen balkona çıkardım ve güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli, görsel olarak da lezzet olarak da şahane bir mantı arkadaşlar. Davet sofralarınızın gözdesi olacak harika bir tarif. Kesinlikle deneyin ve denedikten sonra da mutlaka bana yorum olarak yazın. Evet sizler için hemen şöyle e, kıvamını da göstermek istiyorum. Oruç olduğum için tadına bakamadım. E, şu an çekim yaparken ama iftarda baktım. Gerçekten çok lezzetliydi. Sizler de eminim çok beğeneceksiniz. E, mutlaka deneyin arkadaşlar. E, ve denedikten sonra da bana yorum yazın. Evet bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı Destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok mantı tarifi, yemek tarifi, çorba tarifi kanalımda mevcut. Kanalıma göz atmayı unutmayın yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.